Evet, supply and demand. Burada supply arz, demand talep yani S ile gösterdiğimiz iktisadın bütün konularındaki negatif eğimli talep eğrisinin simgesinin neden D olduğunu, arz eğrisinin simgesinin ise pozitif eğimli neden S olduğunu buradan anlıyoruz. Dikey eksende price geçen hafta bahsettiğimiz fiyatlar fiyat vardı. E, yatay eksende ise Q ile gösterdiğimiz quantity var idi. Bunlar bize genel bir çerçeve sunuyor sanırım. Şimdi bakalım. Neymiş bu kavramlar? Bananas are a typical example of perishable goods. Şimdi buradaki bir kategori var. Perishable, non-perishable. iki kategori. Perishable, e, bozulabilen dayanıksız mallar demek. O zaman muz, muz tipik bir e, dayanıksız mal örneğidir diyoruz. Burası anlaşıldı. By perishable by ile başlıyorsa bir şey yani şunu şununla perishable bu dayanıksız ile e, şunu kastediyoruz. We mean kastederiz. Mean anlam demektir. We mean goods şu malları kastederiz. Neymiş onlar? Mallar şunlarmış. Which cannot be stored for any length of time. Şuraya kadar burası yan cümle. Which cannot be stored demek saklanamayan. For any length of time bir zaman dilimi için saklanamayan. Store saklama, dükkan falan anlamı var biliyorsunuz saklanamayan malları kastederiz. Peki nasıl saklayamayan? Without going bad ile devam ediyor. Yani bozulmadan, kötüleşmeden, without, e, meksizin, maksızın anlam veriyor Türkçe. O zaman bozulmaksızın, bozulmadan, e, saklanamayan malları kastederiz. Dayanıksız ile diyoruz. Ya da kolay bozulan. Evet. Burada dayanıksız daha Türk Türkçe'ye daha yaygın. Uygun. Most foodstuffs. Foodstuff gıda malları demek. Foodstuff, pek çok gıda malı are in the perishable category. Yani bunlar dayanıksız kategoridedir. Dayanıksız sınıftadır. Such goods are offered for sale. Bu tür mallar Sunulur. Offer, teklif. Ee, arz, satılmak için. For sale, satılmak için sunulur. As quickly as possible. Mümkün olduğunca hızlı. As quickly as possible deyince, as soon as possible hatırlayın. As soon as possible. Mümkün olduğunca yakın zamanda. As quickly as possible. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde. Quick, hızlı. And so, bu yüzden, the supply of perishables, yani dayanıksız malların arzı, and the stock of perishables available at any time. Arzı, şurası da bir cümle, and the stock of perishables available at any time. Herhangi bir zamanda mevcut olan dayanıksız mal arzı, dayanıksız mallar stoku ve dayanıksız, dayanıksız mallar arzı are usually the same in quantity. Genellikle nasılmış? Miktar ile aynı, aynıymış. Yani ne kadar sunuluyorsa stoklar stoklar stokta tutulamıyor. Genellikle stoklarda bulundurulamıyor demektir. Ne kadar piyasaya sunuluyorsa o kadar o kadar var demektir. Mevcut. It is This is not true in the case of non-perishable goods. Hmm. Demek ki bir kategori daha var. Bu da non-perishable goods yani dayanıklı mallar veya dayanıksız olmayan mallar. Aynı şeye geliyor. Dayanıklı mallar diyelim biz bunu. Bu dayanıklı mallar örneği için doğru değildir. Ne gibi? Like coal. Neydi coal? Kömür. Steel, çelik and cars Ara, e, araçlar, arabalar. Neymiş bunlar? Which do not deteriorate easily. Deteriorate dediğimiz arkadaşlar, bozulmak. Ee, yani going bad diyordu az öncekinde, ee, kötüleşmek. Deteriorate aynı anlama geliyor, bozulmak. Bunlar neymiş? Kolayca bozulamayan Kömür, çelik, arabalar gibi dayanaksız mallar için bu doğru değildir. Cümle böyle oldu. The supply of cars on the market, yani piyasadaki araç arzı, araba arzı uh, may not be the same as the actual stock of cars in the factories. Neymiş Ne olmayabilirmiş? May not be the same as. Aynısı olmayabilirmiş. Neyin aynısı? The actual stock of cars in the factories. Yani fabrikalardaki e, araba stoku, cari araba stoku ile aynı olmayabilir. Çünkü bunlar saklanabiliyor. Daha çok tutulabilir stokta anlamında. Economists talk about the law of supply. İktisatçılar arz yasasından bahsederler söz ederler. In which öyle ki in which a in prices fiyatlardaki bir artış tends to increase supply. Arzı artırma eğilimi doğurur. Fiyatlardaki bir artış arzı artırma eğilimi doğurur. While neyken? While a fall in prices tends to reduce it. Fiyatlardaki bir düşüş onu azaltma eğilimi doğururken If prices rise for a particular commodity eğer fiyatlar özel bir mal için artarsa yükselirse the rise will of will of course artış will of course kuşkusuz elbette encourage producers encourage teşvik Diskarç olursa caydırmak. Anladım. Encourage, producers kimi kimi teşvik eder üreticileri. Ne için? To make more, daha çok üretmek için teşvik eder. Eğer bir malın fiyatı, bir özel, özel bir malın fiyatı artarsa, fiyatlar artarsa, artış üreticileri daha çok üretmek için teşvik eder. On the other hand, bu neydi? Diğer yandan. Diğer yan if prices fall if prices fall eğer fiyatlar düşerse either locally or throughout the world neydi bu either or uh, yapısı ya ondadır ya bunda değil mi? nedir ne olursa ne ondadır ne bundaydı. if prices fall eğer fiyatlar düşerse either locally yani yarı, yerel olarak ya da bütün dünya çapında throughout the world bütün dünya çapında demek e, fiyatlar düşerse ne olurmuş producers will reduce production üreticiler e, üretimi azaltırlar this can result in serious difficulties for many producers bu bu değişim result in serious difficulties sonuç verir neyi sonuç verir ciddi Sorunlara ciddi sorunları doğurur. For many producers kim için pek çok üretici için and may cause ve sebep olur them onları to go out of business completely tamamen işin dışına çıkmasına çıkmalarına sebep olabilir. Over production of any commodity over gelirse aşırılık var demektir bir şeyin başında sonunda over varsa over production aşırı üretim. Bir malın aşırı üretimi can also create difficulties. Ne, ne doğurur? Ee, zorluklar, sıkıntılar doğurur. Because it can lead a glut. Çünkü bir şeye öncülük eder. Nedir o öncülük ettiği şey? Glut. Glut dediğimiz şey bolluk aşırılık on the market piyasada fazlalığa öncülük eder petrol fiyatlarının düştüğünü ne kadar indiğini düşünün talep yok ama arz sürekli artıyor artık stoklama, stoklama maliyetleri bile çok yükseldiği için bunları maliyete yakın bir fiyattan satıyorlar ee, neye sebep oluyormuş aşırı üretim which may cause prices bu e, bolluğa sebep olur bu bolluk neymiş? Which may cause prices fall sharply. Yani bu fiyatların keskin bir şekilde düşmesine sebep ola olabilen bir bolluk. Sebep olabilen bir bolluk. Ee, i̇şte petrol fiyattan düşmesi buna güzel bir örnek. Sharply yani 60-70 dolardan 50-60 dolardan 30'lara 30'dan altına kadar e, düştü geldi. Supplies of... Uh, supplies of many commodities birçok malın arzı can generally be adjusted to suit market conditions genellikle ne olmuş bir adjust adjust dediğimiz ayarlamak I can bir adjusted ayarlanır uh, nasıl ayarlanabilir to suit market conditions nereye uygun piyasa koşullarına ayarlanabilir suit uygun This means that bu demektir ki change in prices fiyatlardaki değişim işte şudur. Change in prices fiyatlardaki değişim lead öncülük eder. Leader leader lider buradan geliyor. Neye öncülük eder? To change in the quantity of a particular commodity. Neye öncülük edermiş? miktarda bir özel bir malın bir bir malın miktarındaki değişime öncülük eder. Neymiş bu mal? Commodity burada tanımlanıyor. Which is made available to consumers. Nasıl bir maldır bu? tüketiciler ee, için hazır ol, hazırlanmış, üretilmiş bir malın, özel bir malın miktarında değişime öncülük eder, değişime liderlik eder. Nedir o? fiyatlardaki değişim. Household good, goods, household iktisadi birimlerin en önemlisi biliyorsunuz. Hane halkı demek. İşte hane halkı malları and furniture mobilyada mobilya belong to this category. Hane halkı malları ve mobilya bu kategoriye aittir. Nedir ait olan kelime? Belong. In such instances bu for example gibi bir şey. Such instances. Bu örneklerde, bu tür örneklerde supply arz is set to be elastic. Hmm. Ne olduk şimdi burada? Fiyattaki değişimin fiyattaki değişimin neye öncülük etmesi? Miktardaki değişime öncülük etmesi. Eğer böyle bir durum varsa eğer is set to be denir ki elastik. Supply is set to be elastik. Arz esnektir deriz. Elastik, elasticity dediğimiz şey. Because, neden? Çünkü it can be increased or decreased. Yani zaten e, change dediği increase ya da decrease. Yani artış ve azalış şeklinde olur. Artabilir ya da azalabilir. Rapidly. Hızla artabilir, azalabilir ne olarak azal az, artır, artar, ya da azalır? In response to bir şeye karşılık olarak, bir şeye cevaben. Ne o? Nedir o? Market price piyasa fiyatlarına cevaben piyasa fiyatlarına uyacak şekilde artabilir ya da azalabilir. İşte bu durumda arzın esnek olduğunu söyleriz. Evet, şimdi anlaşıldı. Bir parçamız daha var. Bir de 5B parçası var bunun. Bakalım ne, ne kadar anlaşılmış. What What are perishable goods? E, Bozuluk bozulabilen mallar veya dayanıklı dayanıksız mallar nelerdir? Bananas. What two things are usually the same in quantity? Hangi şey hangi iki şey genellikle e, miktar miktar ile aynıdır? Hangi iki şeyin miktarı genellikle aynıdır. Genellikle miktarı ile aynıdır. O da ilk paragrafta vardı. What happens when the law of supply operates? Arz yasası çalıştığında ne olur? Bu da parçadan çıkıyordu. Fiyat artarsa arz artar şeklinde. When prices rise supply of a commodity may rise diyeceğiz. Yani pozitif ilişkiyi anlatıyor. What does a, a rising price encourage? Neydi bu arkadaşlar? Fiyatlardaki bir artış neyi teşvik eder? Encourage neyi teşvik eder? Neyi teşvik ederdi? To make encourage producers To make more, değil mi? Daha çok üretmeyi teşvik eder. Ya da produce more. What does a fall in prices cause? Fiyatlardaki bir düşüş neye sebep olur? Neyi e, neyi e, netice verir? Ya da neyin ortaya çıkmasına sebep, sebep olur? Fiyatlar düşerse, evet. Evet şimdi yine parçaya bakarak cevap verin. Ne oluyor? Fiyatlar düşerse? Ne olur arkadaşlar? Normalde ne olur fiyatlar düşerse? Üretim düşer, değil mi? Eğer pozitif ilişki varsa artış şeklinde artış varsa azalış şeklinde azalış vardır. Evet. Şimdi what can overproduction lead to? Ha neydi bu overproduction? Aşırı üretim. Neye sebep olur? Aşırı üretim neden neye sebep olurdu? Bir kelime kullanıyordu orada. Neydi o kelimenin adı? Glut diye bir kelime, değil mi? Yani bolluk dediğimiz. Laf. Bolluk. Bolluğa sebep olur. Bolluğun ortaya çıkmasına sebep olur. Evet. What happens when the supply of commodity is adjusted to suit market conditions? Ne olur? Eğer bir malın arzı uygun piyasa koşullarına uydurulduğu zaman, hazırlandığı zaman ne olur? Ne oluyordu? Arttıkça artar. Değil mi? Fiyat arttıkça artar fiyat düştükçe düşer onu anlatıyordu. What kind, what kinds of goods hangi tür mallar belong to the category of commodities that can be adjusted easily. Yani daha daha kolaylıkla uyumlu olabilecek kategoridedir. Hangi tür mallar? Hangi tür mallardır bu konu? Household goods and furniture dediğim mallar değil mi şurada? Yani hane halkı malları ve Uh, mobilya. What mean? What is meant? Ne denir? Ne kastedilir? By elastis, elastic supply. Uh, esnek arzdan ne kastedilir? Ne kastedilir? Şu kastedilir. Uh, it can be increased or decreased rapidly in response to market prices if supply is elastic. Ya yani eğer, eğer, arz esnek ise nedir bunun anlamı? E, piyasa fiyatlarına uygun bir şekilde artabilir ya da azalabilir demektir. Esnekliğin anlamı budur. Evet. Şimdi burada true false'a bakalım. Burada T T veya F yazabilirsiniz klavye ile. Bana nazar typical of goods that easily deteriorate. Evet. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur değil mi? Çünkü tipik bir şekilde deteriorate bozulan mallara örnektir muzlar doğru. Steel can be stored for a long time without losing its value. Çelik uzunca süre değeri kaybet değerini kaybetmeksizin saklanabilir. Doğru mu? Evet, buna doğru diyeceğiz. The actual stock of cars in factory is usually the same as the supply of cars available on the market. Yani piyasada mevcut olan araba miktarı genellikle stoklarla aynıdır. Hadi buna ne diyeceğiz? Buna herhalde doğru demeyeceğiz değil mi? Daha fazla olabilir. Çünkü bu saklanabilir mal veya bozulabilir mal. According to the law of supply, arz yasasına göre rising prices tends to reduce supply. Hmm. Fiyatlardaki artış e, arzı azaltır. Reduce dedi, azaltıyor, azaltma eğilimi doğurur. Doğru mu arkadaşlar? Asla doğru değil. Yanlış. If prices fall locally, production will be reduced throughout the world. Eğer fiyatlar lokal olarak düşerse, bir yere olarak bir bir yere mahsur olmak üzere düşerse üretim bütün dünyada azaltılır. Böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Böyle bir şey yok. değil mi? Uh, o bölgede düşer. Uh, when there is a glut on the market. Eğer bir piyasada bolluk varsa demand decreases and prices fall. Hmm bolluk varsa talep azalır, fiyatlar düşer. Hmm. Talep azalan ne arkadaşlar? Bolluk olduğu zaman azalan arz olmalı değil mi? Bolluk olunca arzın azalması söz konusu, şey, talep, talebin azalması söz konusu olmaz. Change in prices fiyatlardaki değişim lead to change in the quality of a commodity. Bir malın kalitesindeki değişimi doğurur, değişime öncülük eder. Kalitede mi yoksa quality or quantity? Quantity, değil mi? Evet, fiyatlardaki değişim quantity yani miktarı değiştirir. Kalite ayrı bir mevzudur. Evet, şimdi bunları birleştireceğiz. Şöyle birleştireceğiz. He told me something. Bana bir şeyler dedi. The prices will change. Fiyatlar artacak. Ne diyeceğiz bunu? Bana? bana dedi ki fiyat bana fiyatların artacağını dedi. Artacağını söyledi. He told me that the prices would change. Neden would'u kullandık burada arkadaşlar? Çünkü şurası da pasif. Pardon şurası da past. Past olunca burada will yerine would kullanılacak. They told him zaten pasifler böyle oluyor. They told him something bir şeyler söyledi. The committee will next next will meet next week. Komite gelecek hafta toplanacak. Bana bir şey ne söylemiş o zaman? They told him they told him that the committee would meet next week. Would pass would yetiyor. Ondan sonraki change'in ya da meet'in ikinci anlamına gerek yok. The economists expected something. İktisatçılar şeyler tahmin etti. Bir şeyler bekledi. The prices will fluctuate considerably. Considerably dediği hatır sayılır şekilde. Fiyatlar dalgalanacak. Aşı hatırı hatır sayılır şekilde dalgalanacak. İktisatçılar bunu beklediklerini söyledi. The economics, the economist expected that The prices would fluctuate considerably olacak. Diğerlerini de aynı şekilde ne yapacağız? Ee, birleştireceğiz. Ee, şunların yerine e, bu something bana bir şeyler söyledi vesaire. Şunların yerine that e, getirerek yan cümlecikle bağlayacağız bunları. İkinci cümle yani bunu hep pas Past olduğu için, past tense olduğu için ikinci cümle e, sürekli would ile devam edecek. Sonra da fiil gelecek. Herhalde anlaşılmıştır burası. Şimdi arkadaşlar burada bir punctuate istiyorlar. Punctuate dediğimiz noktalama demek. E, capital letter yani büyük harfleri yazacağız. Komaları yapacağız. Full stopları, break e, parantezleri falan filan. Bunları yazacağız. Uygun yerlere. Şimdi o zaman ne oldu? Neyle başlayacağız? Cümlenin başı olduğuna göre şuraya ne diyeceğiz? Nan diyeceğiz. Yani büyük olacak şurası. Şöyle Şu, non perishable goods such as steel cars. Ha, o zaman buralara bir boşluk verelim. Biraz yavaşladı. Şu kamerayı kapatıyorum. Azıcık ara verelim. Şimdi uh, such as coal. Şuralara virgül koyuyoruz değil mi? steel, cars. Şuraya bir virgül daha koyalım. An aeroplanes can be stored for con considerable periods of time without loss of value. Şuraya nokta. Ondan sonra büyük harfle devam edecek. This is not true however with perishables which must be placed on the market as quickly as possible. Şuralar nokta. If büyük If they are not sold quickly, they will, they will uh, deteriorate. If they deteriorate while in storage or in the shops, both, both producers and distribu distributors lose a large amount of money. If there is a glut of certain perishables, these commodities must be sold quickly. even if the selling price is too low for a satisfactory profit evet uh, nerelere koyacağız başka burada the, this is not true however with perishables Should which must be placed on the market as quickly as possible şuraya nokta uh, if they are not sold quickly şuraya bir virgül koyarız They will deteriorate if they, they will deteriorate. Şurada nokta. If they deteriorate while in storage or in the shops. They will deteriorate if they deteriorate while in the storage or in the shops. Nokta. Şuraya both büyük harfle. Producers and distributors lose a large of a large amount of money if there is if there is a glut of certain perishables. Ya yani ne demek istiyor burada? Ee, hem üretici hem dağıtıcılar çok çok miktarda para kaybederler diyor. Ee, belli e, bu dayanıksız malların mallarda bolluk meydana gelirse bizde bazen domatesleri denize boşalttıkları gibi bir durum onu anlatıyor. Şurada yine bir e, büyük harf. These commodities must be sold. Satılmalı. E, quickly, hızla even if the selling price is too low for a satisfactory, satisfactory profit. Evet. Bunları da uygun yerlere koyacağız. Şurada bi bir tane e, şey koymamız gerekiyordu. E, parantez içerisinde. Evet. Onu da oradan bakıp e, yapabiliriz. Şurada below are pairs of sentences. In the first sentence there is a verb in italics. In the second sentence there is a blank. Boşluk varmış. Make the underlined verb into a noun in order to fill the uh, the blank. Manage, manage, management. Ha, şimdi bunlara ne öncekiyle bağlantı kurmaya çalışacağız. It is sometime it is sometime necessary to adjust the quantity of goods following on the market. Ne demek istiyor? Bazen gereklidir. Ee, ne gereklidir? Miktarı miktarı az ayarlamak gereklidir. Mal miktarını ayarlamak gerektir. Ee, piyasadaki piyasadaki bulunan mal miktarını ayarlamak gerektir. Şimdi bu Adjustment ne gelecek şuraya arkadaşlar? Adjustment gelecek. Şuraya, adjustment. This adjustment işte bu ayarlama is made according to market conditions. Bu fiyata, piyasa durumlarına bağlı bir bağlı olarak yapılır. He arrange, arrange. Arrange Türkçe de aranj, arrange Türkçede aranjman diye kullanılır. Arrange yine düzenlemek. Komite meeting. Ne oluyormuş? Bir komite toplantısı düzenlemiş ne olacak? Arrange olursa şurası da a, his arrange, arrangement were very efficient. Ayarlaması, düzenlemesi çok etkindi diyor. Encourage. Encourage bir teşvik etmek. Hükümet teşvik ediyor. Neyi? Özel girişimi. Ee, peki ne gelecek buraya? Encouragement. Yani teşvik demek. Değil encouragement. Hükümetin teşviki sometimes takes the form of financial aid. Bazen de finansal bir yardım olur diyor. Some economists are interested in measuring. Measure ölçmek idi. Neyle ilgilenmiş? Measuring changes. Değişimi ölçmekle ilgilenir. Bazı iktisatçılar değişimi ölçerler in the price of essential goods temel malların fiyatlarında this measurement bu ölçüm extend extend extends over a period of time. Uzunca bir süreyi kapsayabilir. Uzayabilir. The management Yine burada the management tend to assess. Assess değerlendirme arkadaşlar. Assess, assess olduğu zaman boşluğuna gelecek. Assessment gelecek. Değerlendirme demektir. Decided şu alt tarafı gitmiş. Decided to invest. Ya invest yatırım yapmak demek. His capital in the new enterprise. His might his investment olacak bu da. Bu da böylece e, fiillerden isim nasıl türetilir bunu görmek için güzel bir örnek oldu. Gelelim ikinciye. Elasticity of supply as response to change in price. Neydi arkadaşlar? Neyle bitirmiştik? Arz esnekliği. Elastik diyordu. Burada elasticity esneklik demek. Elastik esnek, elasticity esneklik. Uh, mesela responsible sorumlu, responsibility sorumluluk gibi. As a response to change in price. Fiyatlardaki bir değişime cevaben arz esnekliği anlatıyor şimdi. Is related to demand. Taleple taleple ilişkilidir. Fiyatlara cevaben bir cevap olarak, fiyat değişimlerine bir cevap olarak arz esnekliği taleple ilişkilidir. Ekonomist, iktisatçılar define <laughs> definition tanım ise define tanımlamak tanımlarlar. Demand arz talebi tanımlarlar. Ne olarak? As a consumer desire. Bir tüketicinin arzusu ya da or want isteği. Ne ile beraber? Together with His willingness to pay. Neyle beraber? Ödeme arzusu. Ödeme arzusu ile beraber bir tüketicinin arzusu satın almaz. Ödeme isteğiyle beraber. Willingness, istek, arzu. Ne için? For what he wants. İstediği şeylerin. İstediği şeyler için ödeme arzusu ile beraber bir tüketicinin arzı ya da bir bir bir, bir bir tüketicinin arzusu ya da isteği olarak talebi tanımlar iktisatçılar diyor. We can say that deriz ki talep is indicated, ölçülür. Ne neyle ölçülmüş? By our willingness to offer money. Ne, neyle ölçülmüş? Willingness, arzu, isteklilik. Para sunma, para teklif etme arzusu tarafından ölçülür. Ne için? For particular goods or services belli bazı mallar ve hizmetler için para teklif etme arzusuyla ölçülür. Willingness to pay bu demek. Money bu para has no value. <coughs> kendisi bir değere sahip değildir in itself kendisi. But serves serv, service hizmet serve hizmet etmek service serv, fakat hizmet eder. Ne hizmet eder? As a means of exchange. Yani ...değişim aracı olarak hizmet eder. Means of exchange. Paranın birinci fonksiyonu. Ne ile ne arasında değişim aracıymış? Between commodities... ...mallar arasında değişim aracı. Nedir o mallar? Which do have a value to us. Which do have... ...a value to us. Bizim için değerli olan... ...mallar arasında... ...değişim... ...malların değişim aracı... ...olarak hizmet eder bizati değeri yoktur ama bizim için değer olan malların de, malların arasında değişim aracı işlevi görür. People very seldom. İnsanlar seldom nadiren. People people very seldom have everything they want. Nadiren istedikleri her şeye sahip olurlar insanlar. Have everything they want. Usually we have to şu must anlamı. We have to decide carefully. Genelde çok dikkatli veya dikkatli karar vermeliyiz. Neye? How we spend our income. Gelirimizi nasıl e, harcayacağımızı. Spend, harcamak. Harcadığımıza karar vermeliyiz. When we exercise our choice. Choice, tercihti. Tercihimizi belirlediğimizde tercihimizi yaptığımızda, we do so according to our personal scale of preferences. Bunu şuna göre yaparız. We do so according to şuna göre. Neymiş o? Our personal scale of preferences. Yani bireysel bireysel tercihler ölçeği skalası. Bireysel tercihlerimizin sıralamasına göre yapıyoruz. Neymiş ona? In this scale. Of preferences. İşte bu skala skalada, bu ölçekte essential commodities come first. Birincine geliyor arkadaşlar, temel mallar birinci. Ne onlar? Food, clothing, shelter, medical expenses. İşte son zamanda daha da önemli bu e, nedir? Tıbbi e, harcamalar ya da medikal harcamalar. Then sonra ikinci demek. Then ardından the kind of luxuries ne geliyormuş? Bir tür, bazı tür lüksler geliyor. Lüks mallar geliyor. Onlar neymiş? Which help us to be comfortable. Bizi, bizim ne yapmamıza? Comfortable, comfort, comfort, rahat olmamıza yardım eden bazı bazı lüks türler geliyor. Onlar neymiş? Telefon, special furniture, insurance. Insurance'u biliyoruz. Sigorta, işte özel şeyler gibi. E, mobilya gibi. And finally, üçüncüsü, üçüncüsü, şimdi birinci tamam. den dedi ikinci luxury. Finally, sonuncusu, those non-essentials, o temel olmayan şeylerdir ki, which give us personal pleasures. Yani bize özel biz bazı haz veren, pleasure, haz veren temel olmayan şeyler gelir. Ne onlar? Holidays, tatil, parties, visits to theaters or concerts, e, chocolates falan filan. Ne oldu, ne bunları biliyoruz. Konsere gitmek, çikolata falan tiyatroya gitmek. Bunlar özel e, bir zevk veren temel olmayan şeylermiş. They may all seem important. Bunların hepsi önemli olabilir. But they're true importance. Ama gerçek önemleri true importance. Gerçek önemleri can be measured. Measure ölçü, mezuroyu düşünün, ölçme. Mezuro metreyi düşünün. Mez, measure bu demek. Can be measured. Ölçülebilir. By this deciding karar ver, vermekle. Nedir o? Which we are prepared to live without. Ne ne karar vermekle ölçülebilirmiş? E, onsuz to live without. Onlar olmaksızın ee, onlar olmaksızın yaşamayı yaşamaya karar e, verip vermeyeceğimizle ölçülür. Bunların gerçek önemi onlar olmadan yaşamaya karar verip veremeyeceğimizle ilişkilidir. Our decisions kararlarımız indicate gösterir ki ne gösterir? Ee, our scale of preferences yani tercihler skalamızı gösterir and therefore ve gösterir our priorities. Bu our geçmemiş altına priority öncelik, önceliklerimizi gösterirmiş. Evet son cümle bu ikinci bölümle ilgili. Elasticity of demand. Ha, şimdi önceki parçada e, elasticity of supply, şimdi elasticity of demand. A, talep esnekliği. Is a measure of the change. Bir ölçüdür. Neyin ölçüsüdür? bir değişimin ölçüsüdür. Nerede? In the quantity of a good. Bir malın miktarındaki değişimin ölçüsüdür. Neye karşılık? In response to demand. Talebe karşılık. Talebe karşılık. Talebe cevaben fiyattaki değişimin ölçüsüdür. The change in demand. Fiyattaki, e, talepteki değişim. Results results sonuç verir from a change in price nereden sonuçlanır nereden hasıl olur fiyatlardaki değişimden hasıl olur fiyatlardaki değişim talebi düşürür aslında şöyle diyecek fiyattaki değişime verdiği cevaptır demand is inelastic talep esnek değildir ya da inelastiktir ne zaman when a good is regarded as a basic necessity bir mal ne olarak düşünüldüğünde regarded as basic, temel mal olduğu zaman talep esnek değildir. Çünkü almaya mahkumuzdur bunu. Bunu biliyoruz. Temel mallar, zorunlu mallar. But, particularly elastic ama özellikle esnektir. Ne için? Non-essentials. İşte luxury dediği, lüks mallar dediği, temel olmayan tiyatro, miyatro sinemaya gitmezsiniz yani. Örneğin gitmek zorunda değilsiniz. Temel olmayan mallarda esnek esnektir. Fiyatlar çok yükselirse gitmezsiniz. Ama çok yüksel ekmekten vazgeçmek mümkün değildir. Ya da yüksek yükselme oranında vazgeçmek mümkün değil. Accordingly böylece we buy basic necessities. Temel malları satın alırız. Even if the price rises steeply. Steep keskin, dik bir şekilde. Fiyatlar keskin bir şekilde temel e, artsa bile even if artsa bile temel mallar satın alır. But we buy other things. Ama diğer şeyleri satın alırız. Ne zaman only when they are relatively cheap. Ne zaman alırız? Göreceli olarak ucuz olduğu zaman satın alırız. Evet, bu da ikinci parçamızı oluşturuyordu. Bakalım ne sorular varmış burada. What is elasticity of supply a response to? Neymiş elasticity of supply? Uh, arz esnekliği neye karşılıkmış uh, Response to change in price olacak değil mi? Fiyatlardaki değişime karşılık ortaya çık. What is the definition of demand? Şu tamam. What is the definition of demand? Uh, talebin tanımı nedir? Neymiş talep? Demand. Uh, demand is a consumer's desire or want bir arzu ya da e, istek neyle beraber together with his willingness to pay yani satın alma arzusu ile beraber satın alma istekliliği ile beraber bir şeyi alma arzusu how is how is e, demand indicated nasıl ölçülür talep e, nasıl ölçülür nasıl ölçülür e, It is, it is indicated uh -huh, by our willingness to offer money. Para teklif etmemizle ölçülür. Bir mal için para teklifiyle ölçülür. Ha, para nedir peki? Parayı soruyor. Para nedir? Para ne diyordu arkadaşlar? Para, the money. Uh -huh. Ne yapıyordu para? has no value in itself değil mi? Kendisi kendisi bizatihi değerli değildir para. Ama ne yapıyor? But serves as a means of exchange. Değişim aracı olarak işlev görüyor, hizmet ediyor. Para budur. What do we do when we exercise choice? Peki tercihimizi yaptığımız zaman ne yaparız? Tercihimizi belirlediğimiz zaman ne yaparız? When we exercise our choice, we do so ne yaparız? According to our personal scale of preferences. Yani tercihler ağımıza bağlı olarak hareket ederiz. What comes second? Birinciyi söylemişti. Den'den sonraki bu ikinciye giriyor o zaman. İkinci ne gelir? Some luxuries demişti hatırlarsanız. The kind of luxuries. Yani bir tür bazı bazı lüks mallar geliyor. What is our third priority? Üçüncü önceliğimiz nedir? Üçüncüyü de sıralamıştı orada. Üçüncü önceliğimiz neydi arkadaşlar? Üçüncüsü Those non-essentials which give us personal pleasure. Yani bize bazı bireysel haz veren şeyler. Temel olmayanlar. What is elasticity of demand? talep esnekliği nedir? Talep esnekliği nedir? Elasticity of demand is a major bir ölçüdür of a change in the quantity of a good. Malın de, ma, e, neyin neyin ölçüsüdür? Malın miktarındaki değişimin ölçüsüdür. When is demand inelastic? Ne zaman inelastic olur? E, talep ne zaman inelastic olur? Demand is inelastic when a good is regarded as a basic necessity. Yani temel bir mal, temel bir e, ürün olduğu zaman talep inelastiktir diyoruz. Evet şimdi bunlara bakalım. Bunlar en en kolay katılabileceğiniz şeyler. True ise true, false ise false. Hızlı yapalım. Birkaç sorumuz daha var galiba. When people offer money for particular goods They indicate, indicate that a demand exists. Evet insanlar bir mal için para e, teklif ederse ettiğinde talep vardır deriz. Doğru mu? Para teklif etmek, değil mi? Evet, doğrudur. Bravo. Money is usually valuable itself. Valu valuable itself. Para ki bizati kendisi değerlidir. Doğru mu? Evet. Doğru mu yanlış mı? Hmm, doğru değil. Evet. Güzel yurt. Tahmin etti. People do not usually have everything they want. İnsanlar genellikle istedikleri her şeyi her şeye sahip olmazlar. Doğru mu? Allah için. Doğru. Uh, basic needs come uh, before luxuries. Temel mallar lüks mallardan önce gelir. Doğru mu? Doğru. Our decisions on how to use our money show yani paramızı nasıl kullanacağımıza ilişkin kararlarımız gösterir ki what we need most and what are uh, what we are willing to do without. Yani neye daha çok ihtiyacımız var? En çok neye ihtiyacımız var? Ve on, Onsuz ne yapabiliriz? Bunu gösterir. Kararlarımız bunu gösterir. Evet, bu da kararlarımızın ölçüsünü gösteriyor diye. Demand is for essential commodities temel mallar için always elastic, her zaman elastiktir. Doğru mu? Evet, hadi bakalım. Cevap bekliyorum burada. Temel mallar için talep her zaman esnektir. Doğru mu? Yanlış, bravo. Çavuş ve Güneş. Pardon, Çavuş değil, Güneş. Just Güneş, thank you. Şimdi arkadaşlar, burada ne yapıyoruz? Ee, bu parçaları, bu cümleleri, e, do or did e, şeklinde dönüştürüyoruz. Vurgu yapmak için, these goods and services have a value. Bu mal ve hizmetler değerlidir. These goods and services do have a value. Yani e, ne geliyor burada? Do have bir yapı öğretmeye çalışıyor. Ya da ikincisi the, the people went to the city to find work. İnsanlar iş bulmak için şehre gitti the people did go to city go to the city to find work iki türlü şey mesela these factors have an effect upon the economic system uh, bu uh, bu faktörler ekonomik sistem üzerinde etkilidir ne diyeceğiz bu these factors uh, do evet evet ne diyeceğiz buna do have an effect diyeceğiz. Vurgu yapmak için kullanılan bir şey. The management tried to change the methods. Yönetim ne yapmış? Metotları değiştirmeye denemiş. O zaman the management did. Değil mi? Did try to change. Burada ne olacak? O zaman birinci hali gelecek. Did try to change deyince metotları değiştirmek istedi diğerlerini de aynı şekilde şimdiki zaman olanlarla olanlara do getiriyoruz. Past olanlara mesela şu pasttır. Ondan sonra şu şimdiki zaman şurası yine şu da did gelecek mesela did provide gelecek. Bunları da arkadaşlar uygun şekilde yapacaksınız. Çünkü bir dakikamız var. Bitirelim şunu. Supply either the or an ya the kullanın ya da en kullanın diyor bunları. Mesela there is a demand değil mi şurası? There is a demand. The demand demeyiz for steel. Yani çelik için bir talep vardır. The demand işte özel olan bir şey. The demand for steel is increasing. Yani çelik talebi artıyor demek. Şimdi bakalım there is e, shortage dedi kıtlık değil mi? Shortage kıtlık kısa olan şu, kısalıktan düşünün. Deriz there, there is a shortage of bananas mı diyeceğiz? There is the shortage of bananas mı diyeceğiz? Şöyle ne gelecek? Bir kıtlık var değil mi? Muz kıtlığı var diyeceğiz. There is a şuraya gelecek. Ama shortage kıtlığı söylerken de the shortage of bananas will continue some week. Birkaç hafta daha süre sürecek diyor bu short. Şurada da the gelecek. There has been e, ne olmuştur? Hükümet there has been a change of government. Hükümet değişikliği olmuştur. The change işte bu değişim ne yapıyor? In government hükümetteki bu değişim will probably mean a change of policy. Politikalar değiştirecek şeklinde. The speaker suggested ne yani ne önermiş konuşmacı? A special commission özel bir komisyon önermiş. To study condi, economic conditions. Ekonomik durumları e, çalışmak için e, özel bir komisyon önermiş. A special commission. He said that e, he said that the, e, dedi ki e, the special commission e, should examine all expect of Ha şu da the artık belirleniyor başta belli olan bir komisyon buraya the uh, aspects of national economic life sonra devam ediyor yine the commission should investigate uh, a demand, the, the demands the demands demands of the workers şuraya the gelecek and the conditions the zaten gelmez e gelmez. It should also hear views of, uh, of employers. Such a commission, böyle bir komisyon, would render, would render. Altı gitmiş oranında hmm. Neymiş? Would render the very, the very uh, valuable service a very valuable service to the nation diye bitecek orası. Onu da metinden görebilirsiniz. Şimdi burada neler varmış? Bunların şeylerini bulun diyor. Zıtlarını bulun. Zıt anlamlarını bulun. Ya yani eğer kapitalizm, komünizm şeklinde bir zıt anlam varsa şunlara ne getirebiliriz? Hadi bakalım. Ne getirebiliriz? Minority'nin zıttı nedir? Azınlık demektir minority. Çoğunluğu ne olur bunun? Majority'dir, değil mi? Yurtoğlu harika. Maximum. maximum'un şey nedir? Minimum. Değil mi? Minimum. Theoretical. Teorik olarak. Nedir theoretical'ın opposite'i? Hadi bakalım. Practical. Sadece practical yurtoğlu. Practically değil. Theoretically deseydi practically derdik. Theoretical, practical. pozitif positive pozitif biliriz negatif public deyince neyi söyleriz public'e kamu demek public public zaten kamu Go, private private değil de privacy private kolektif ne gelir ne gelir kolektifin şey olarak evet haydi bakalım Kolektivin opozit şey nedir? Individual demek istedi diyor Çok güzel. Solid dediğine. Bireyse individual, solid. Liquid, hı hı. katı, sıvı. Tamam. E, toprak anlamda kullan. simplify basitleştirme. Long term, short term, simplify, karmaşıklaştırma. Yani ne olur? Simplify, kompleks olabilir değil mi? Başka fikri olan. Hard hmm. zor yani evet birkaç kelime girebilir onunla ilgili. şimdi şurada uh, able ekliyoruz buraya da mesela uh, uh, <coughs> perish fruit can perish yani meyveler bozulabilir fruit is perishable meyveler bozulabilir demektir şimdi şuna bakalım uh, that can uh, is not always in the first sentence they can The, the plan can work. The, the plan can bu plan çalışabilir. These policies ne o zaman ne gelecek buraya? Suitable, değil mi? Bu, bu bu politikalar uygundur. Suitable. Market conditions can change. Piyasa koşulları değişebilir. Those product Ha şuraya ne gelecek? Bunlar kaçmış. birbirine girmiş. Suitable can work the plan can work uh, active use her zaman bir cümlede gerekmeyebilir change che, che, mark can changeable diyebiliriz şuraya value valuable <laughs> ondan sonra profitable karlı olabilir make a profit Variable, worry, worry Şimdi bunlar pa poz, e, pasiflerde nasıl olur? difficulty can be avoided. The difficulty is avoidable. Kaçınılabilir zorluk. Marketable. Kullanabilir. Başka neler var? Bittim burada. Evet neyse buradan öğrendiğimiz şey şu oldu: bir perishable, non-perishable. Durable, non-durable. Böyle de geçer arkadaşlar. Durable, dayanıklı. Non-durable, dayanıksız mal. Deteriorate, going bad dediğimiz şey. Bozulmak. Glad dediğimiz, bolluk. Assess dediğimiz, değerlendirmek. Adjust, ayarlamak. Measure, ölçmek. Exercise zaten biliyoruz. Scale of preferences. Şu tercihler skalası ya da ağı dediğimiz şey. Priority, öncelik. Priority, öncelik. steeply sertlik bir şekilde shortage, lack of bu da lack az, kıtlık shortage bu anlama gelir render of, render as service policy dediğimiz şeyde politikayı gösteriyor burada evet böylece tamamlamış olduk supply and demand konusunda